Fatih Kurt, 1988 Konya doğumluyum. 2003 yılında sektöre çıraklıktan başladım. Geçtik, ustalaştık. 2011 yılında çalıştığım yerden ayrıldım. Başka bir usta vasfıyla tekrar işe başladım. 2013 yılında oradan da ayrıldım, 2013 yılının sonunda. 2014 yılının başında UMSE'yi firmasını kurdum. Anadolu Sanayi'de üretime başladık. İlk üretime başladığımızda kollu giyotin makaslarla üretiyorduk. Sonraki zamanlarda reliktörlü giyotin makaslara geçtik. Sektörümüz saç işleme makineleri. Bunlar içinde ayrılıyor işte giyotin makas, upcut pres, fiber lazer kesim makineleri. UMS makine 2014'ten 2019'a kadar Anadolu Sanayi'de devam etti. 2019'da Elit Sanayi'ye taşındık. Üretim kapasitemizi biraz genişlettik. 2019-2021'e kadar Elit Sanayi'de devam ettik. 2021'de Ağlı Sanayi'ye taşıdık UMS makinemizi. Orada üretim kapasitemizi biraz daha arttırdık. 2023 yılının başında 4. Organize Sanayi Bölgesi'ne taşıdık UMS makineyi. UMS makine saç işleme makineler üretiyor. Bunlar içinde giyotin makas, upcut pres, fiber lazer kesim makineleri olarak 3 gruba ayrılıyor. Bunların içinde ayrıca boy, tonaj çeşitleri olarak çeşitlendirebiliriz. Endüstri 4.0 için çalışmalarımız sürüyor, devam ediyor. Üretimde yakaladığımız başarı inşallah orada yakalayacağız. ...75 kişiyle hizmet veriyoruz. UMS makine 4. Organize Sanayi Bölgesi... ...405 No'lu Sokak... ...No8'de... ...adresimiz. Fabrikamızın alanı 10.000 metrekare arsa üzerine... ...7.000 metre kapalı alanda... ...üretim devam ettiriyoruz. Saç işleme makineleri... ...sadece çalışan firmalar için... ...saç metal işleyen firmalar için... ...asansörcüler olabilir, dorseciler... ...soğutmacılar... Sektör geniş. Sacın olduğu kısaca her yerde diyebiliriz. Savunma sanayinde varız. Saç ve metalin girdiği her yerde aşağı yukarı biz varız. Upcut presimiz saç bükmede kullanılıyor. Bunun farklı ölçü ve tonajları da üretiyoruz. Özel proje isterse özel projede isteyen özel firmalara üretim yapıyoruz. Onda talep daha fazla satış olarak. Bu şekillendirme yapıyor. Metali şekillendiriyoruz sacı. Şekillendirme yaptığı için kullanıldığı sektör daha fazla. Savunma sanayinde varız. Dorseciler var, değirmen makinecileri, tarım makinecileri, asansörcüler diyebiliriz. Aşağı yukarı aynı sektörlerde kullanılıyor. Fiber lazerde sacı kesip upcut preste işleyecekler, bükümünü yapacaklar yani. Biri kesim, biri büküm makinesi olduğu için aşağı yukarı aynı sektörlerde var. Üretim bandımız önce malzeme tedariğiyle başlıyoruz. Satış, sipariş alındıktan sonra istenilen makine bazen stoklarımızda olabiliyor. Çok giden makinelerin stokumuzda oluyor ama özel makineler olduğu için tonaj ve uzunluk olarak genelde 90 gün üretim bandıyla çalışıyoruz, üretim süreciyle çalışıyoruz. Üretim bandında malzeme tedariğimiz var. Malzeme tedariği aşağı yukarı zaten bir 30 gün sürüyor. Ondan sonra üretime başlamış oluyor makine. 30 günden sonra kaynağını kendimiz yapıyoruz burada. Ondan sonra işlemeye geçiyor. İşlendikten sonra boya öncesi montajımız var. Tekrar boyaya giriyor. Boyadan çıktıktan sonra montaj ve sevkiyat. Bizde üretimde birinci sınıf kalite. Müşteri memnuniyeti. Tabii fiyatın müşteriye biraz makul olması lazım ama kaliteyi bozmadan fiyatı indirmeye çalışıyoruz. Makul tutmaya çalışıyoruz. Müşteriye ucuz değil de bir kaliteli ve birazcık pahalı makinenin bir altında kalarak satmaya çalışıyoruz ve müşteri memnuniyetini sağlamış bulunmaktayız. Sattıktan sonra işimiz bitmiyor. Müşteriyle 2 yıl garantimiz var yurt içinde. Yurt dışındaki makineler 1 yıl garantisi kapsam içinde. Burada teknik servis, bakım, arıza hepsi tarafımızdan karşılanmaktadır.
Endüstri 4.0 için hala projelerimiz var. Daha kapsamlı projelerimiz de var. Devam ediyor. Ar-Ge ekibimiz güçlü çalışıyor. Şu anda robotlaşma sistemini devreye almış bulunmaktayız. Artık insan çalışma gücü birazcık zamanımızda sıkıntıya girdiği için çalışan bulma sıkıntımız var. Çalışan bulmakta zorlanıyoruz. Seri üretimlerde robotik sistemleri devreye almak için bir mücadele ediyoruz. Bunu da başarmış bulunmaktayız. Seri üretimde 24 saat çalışabilecek sistem bunlar. Durmadan. Uzaktan kontrol edilebilecek sistemler. Ya çalışana ihtiyaç duymayacak bir sistem. Ya bükümde işlemede artık daha hassas olacak. Yani robotik sistemlerde bir tane ilk çıkan neyse arkasındaki gelen üretimlerde hep aynı gelir. Hata payı %5'lere kadar düşer. Türkiye'nin 81 vilayetinde makinelerimiz var söylediğiniz gibi. Bayilerimiz, Türkiye'de 4 tane bayimiz var. Bunlar Ankara, İstanbul, Kocaeli, İzmir. Diğer taraflarda pazarlamacı arkadaşlarımız var. Onlar piyasaya dolaşarak satışını gerçekleştiriyorlar müşteri odaklı olarak. Üretim sürecine giriyor. Dediğim gibi 90 gün üretim süreci var. Ondan sonra müşterinin memnuniyetini yakalamak için mücadele ediyoruz. İhracat anlamında aşağı yukarı 45 ülke ihracatımız var. 45 ülkeye yakın ihracatımız var. Avrupa'nın tamamında ihracatımız var. İşte Rusya pazarımız var. Afrika tarafında Mısır, Libya, Arabistan, o tarafta pazarlarımız var. Pazarlarımızı genişleterek üretmeye devam edeceğiz. Üretim kapasitemizi arttırmak hedeflerimiz. Çeşitli üretim almak istediğimiz Ar-Ge projelerimiz var. Burada geliştirdiğimiz TÜBİTAK projelerimiz var. Bunları devreye almamız biraz zaman alacak ama ilerleyen zamanlarda otomasyon sisteminde bayağı bir yol kat etmiş olacağız. Üretim adedi arttıktan sonra satışı tabii ki ilerletmek gerekiyor. Yurt içinde birkaç bayi ekleme düşüncemiz var. Yurt dışında çalışmalar devam ediyor arkadaşlarımızın zaten. Görüştüğümüz firmalar var. İnşallah onlar da üretim genişledikçe satışımız da genişleyecek. Makine sektörü 2020 yılından bu tarafa gelirsek biraz daha hızlı. 2020 yılındaki satışların iki katı artış var. %100 artış var. Bu artışın sebebi de işte işçilik maliyetleri, makine fiyatlarının uygun olması, firmaların işlerinin yoğun olması, dışarıda işlerini çözememesi makineleşmeye doğru gidiyor. Bu kapsamda devletin verdiği destekler var. Makine alanlara, KDV istisnası gibi. İşte böyle destekler de olduğu için herkes makine almakta, yatırım yapmakta çekinmiyor. İlerideki hedeflerimiz pazar daha da büyüyecek.